Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Benim için yoğun bir haftaydı. Ben İstanbul'a gittim. Mercedes E-Coupe ve Volkswagen Kedi'yi çektim. Buraya geldim. Bugün Cuma günü. Önümüzde 2 gün sokağa çıkma yasağı var. O yüzden hazır dışarı çıkamayacakken bugün Ebru'ya da yeni kediyi bir göstermek, onun izlenimlerini almak istedim. Evet, hafif ticari de ilk tecrübem olacak. Bakalım neler diyeceğim. Bakalım bu testten sonra erkekler eşlerine hafif ticari araç aldırabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Ebru ve Fahir'deki incelememize de tasarımla başlıyoruz. Evet Ebru. Dürüst olmak gerekirse ki gerekir. Fotoğraflarda gördüğümde arabanın önünü hiç beğenmemiştim. Çünkü bana çok uzun gelmişti. Ama buraya baktığımda proporsiyonları daha düzgün duruyor. Şu öndeki tampon çok eleştirilmiş. Ne diyorsun? Niye? Bu tasarımdan dolayı evet, mı? Tasarım. Yani şöyle demişler. Sanayide mi boyatmışlar, usta mı yapmış, modifiye mi etmişler falan diye. Ben testte şunu söyledim. Yani bu Volkswagen'in artık o elektrikli araçlara geçişteki geçiş modeli. Çünkü tamamen elektrikli ID ailesinde de, ID3'te de bu tampon var. Genel olarak nasıl gözüküyor önü? Biraz DS'in şeylerine benzettim ben. Öyle mi? Petekleri mi? Peteklerine, evet. Peki. Yani bu olmasa da olur burada ama ben şöyle söyleyeceğim. Bilmiyorum bu motoruyla mı alakalı bir şey ama yani neden mesela araba böyle bir formunda bir söyleyeyim mi onu? Enteresanlık var yani. O neden biliyor musun? Çünkü bunun bir yani olmamış. Ama yüksek olması gerektiği için yani bir yerden başlıyor ve böyle yukarı doğru gidiyor. Çünkü içerideki hacmi göreceksin peki, yani bayağı. Peki önü de yüksek olsa olmaz mı yani? Daha böyle bir şöyle gitse. Bilmiyorum ama genel olarak hafif ticarilerin bu yapısı bu şekilde. Yani şimdi direkt kıyaslama yapıyor gibi olacak ama önden baktığın zaman bence Berlingo daha tasarım olarak şık duruyor. Evet, bir de bizim kendi yani Citroen C5 ailemize benzediği için bize daha şey gözüküyor. Onu kullanmadım yani bu arada. Bunun üstünde böyle bir iki kere zıplamışlar. La ezilmiş gibi mi önü? Öyle de demek istemiyorum. Sonuçta Hans Volkswagen'ın emeklerini. Yok yani evet, önünü çok beğenmedim arabanın ama fotoğrafta gördüğümden daha güzel burada. Arkası için ne diyorsun? Geç bakalım. Aa, arkası çok güzelmiş. Güzel mi? Çok güzel. Ben de aynı fikirdeyim ama bunu da çok eleştirmişler. Yani Doblo'ya benziyor diye. Yani tabii ki zaten bu bir Doblo hafif çirkin mi? Bana Doblo çirkin gelmiyor ya. Gelmiyor mu? Vallahi gelmiyor. Ne yani? Sınıfının arabası işte. İşte hani bu da sınıfının arabası. Bak ben bunun led stoplarını çok beğendim bir mesela. Bir Doblo da getir. Bence her şeyle çok güzel. Yani bu cam falan nasıl açılıyor bu bagaj? Şimdi onu merak ettim. Şöyle mi? Aç bakalım. Aç. Ne kadar rahat. Ve genişliğe bakar mısın? Şu perdeyi açayım senin için. Şöyle. Efsaneymiş. Oturabilirsin. Biliyorsun son dönemde bu şekilde oturup yemekler yiyoruz böyle Discovery'nin arkasında. Bu arada araba pırıl pırıl yeni herhalde. Bir şey daha söyleyeyim mi sana? Ben bunu eve gittiğim zaman geçen gece şu bagajı bir açtım ve şu aydınlatmalara inanamazsın. Burası ışıl ışıl. Acayip aydınlatıyor. Burada da var aydınlatma. Evet. Burada bir şarj. Nasıl açılıyor? Bilmiyorum şimdi. Evet. Koltukların tamamı çıkabiliyor. Yani peki, bunları burada bak yatırabiliyorsun, çıkartabiliyorsun öyle dışarı. Mi? Evet. Bunun 7 koltuklusu var mı? Ülkemizde yok ama galiba var öyle bir seçeneği. Maxi diye mi geçiyor bilmiyorum. Emin değilim. Çok hakim burada değilim. Burada çok iyi bebek bezi falan değiştirilir. Dirilir. Yemek yemenin dışında yok. Ah ne yıl, ne günlerdi be Ebru. Niye? Hala var öyle günler. Yani evet, biz Amerika'daki arabalarda tabii o zaman çok küçüklerdi. İnanılmaz bez değiştirdiğimiz için bagajları sık kullanıyorduk. Bagaj hacmi efsaneymiş. Kapatmaya gelelim ben bagajı. Kapatmaya gelelim bagajı. Nereden kapatacaksın? Şuradan. Evet. Şık. Şunu göstereceğim. Peki, yavaş. Mi kendi? Yok. Biraz tamam. Kuvvetli çekmen lazım ama bak gerek yok. Yavaşça bırak. Yavaşça çek. Yani çek öbür elinle de. Ben şu anda öbür elinle de destek ver şöyle. Evet. Soruyorum belki. Ve yavaşça yavaş. Bırak yavaşça bırak. Yavaşça bırak. Şu an yoga dersinde gibi hissettim kendimi. Yavaş. Ve elektrik destekli, vakumlu kapandı. Gördün mü? Bak. Hop. Aa, evet. Yine de bir olmaz mı bir elektrik? Gerçi D segmentinde yok diyorsun. Ya bunda yani mı olsun? Ama yani bunda sonuçta yok ama şey şık. Baza açıcı gibi. Geç bakalım arkaya. Şunlar ne? Gel ne? Bir dakika gitme. Bu ne şimdi? Buradan bir ne şey o çıkacak sürprizli gibi duruyor. Ne çıkacak? Bir aç bakalım masa kapıyı. Masa var. Kapıyı aç bir kapıyı. Ha. Ha. Ray, hadi gel.
Aa, ben kapının böyle açıldığını bile şu anda anladım. Durduramıyorum ki. Alemsin. Alemsin. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Değil, kesinlikle değil. Evet. Ama öğrenebilir herkes her şeyi. Doğru. Vay, çok iyi. Şimdi pandemi süreci detayları. Bak önünde ne var? Ne var önünde? Koltuk. Başka? Masa. Heh, aç hepsini. Yok aç. Yok artık onu gör. Ortadan tepsi şuradan yap. Bak şuradan. Şuradan açıyorsun. Bak şurada şey var. Tamam, buradan da açıyorum da bacaklarımı böyle açmam. Ya açıyorsun. Evet. Güzel. Cepler çok iyi. Kalemlerimi koyarım. Defterimi koyarım. Rahat rahat giderim burada. Süper. Koltuğun sırtlığını ya yatırabiliyorsun. Zaten... Aa, ne kadar güzel şapadak. Neydi? Şıpırdak. Şibedah. Şibedah. Şibedah muhteşem. Şıpıdah. Şıpıdah. Güzel, çok güzel. Şimdi, çok çok güzel. Şimdi gelelim onunla ilgili açılmıyor. Konuya. Hiç açılmıyor. Açılmıyor. Açılmadığı gibi şöyle bir şey var Ebru. Perde yok. Tamam mı? Bununla evet, ilgili ya. De çok insanlar sordu. Hani sıcakta ne olur diye. Öyle bir sıcağı görmediğimiz için tabii şu anda kış mevsiminde bilmiyoruz. Ama ben yolda gelirken tecrübe ettim. Güneş seni rahatsız etmiyor. Fakat... Bu araba karartma herhalde camlarda. 3 katlıymış bu cam ve ısıyı yansıttığı söyleniyor. Yani şunu ben savunuyorum. Ya bu kadar mühendis bunu çalıştığına göre belli ki bir şeyi var. Evet. Kapını kapatabilir misin rica etsem? Salonda oturuyormuşum. Kapını kapatabilir misin rica etsem? Hayır, niye bana böyle küçük oyunlar yapıyorsun? Nerede? Şurada bak şurada. Şurada arkada kapının üstünde o siyah kol var ya. Bu. Evet, onu önce geriye doğru ittir. Bırak kapı boşalacak zaten. Yapabilirsin. Evet, bravo. İttiriyorum, kırmasın. Sonra ne yapmam lazım? Bırakacaksın, kayacak zaten kapı aşağıya. Hayır, doğru. O kaymıyor, kaysa. Çek şimdi, ha. Bravo, teşekkür ederim. Bu benimle oyun videosuna hayır, oyun benzedi. Oyun değildi, dışarıdan çok ışık geliyor. Sen karanlıkta kaldın, o yüzden böyle daha güzel olsun istedim. Ve daha güzel bir görüntü oldu. Hmm, tamam peki bunu da şimdi anladım, sorularım çok. Var burayla ilgili dur. Var. Cam tavanla ilgili söylüyorduk ısı geçirmiyormuş ama tabii ki yani yazın çok sıcak bölgelerde güneşin altında kaldığında araba ne olur bilmiyoruz. Ama söyledikleri ısı geçirmediği yönünde. Ben bununla ilgili bir tane de şunu söyleyeceğim. Yani ben bu işi denemedim, uzmanı değilim ama bildiğim kadarıyla bu ısı yalıtımlı cam filmleri var. Yani onların bile aracın camlarına bunu yaptırdığın takdirde ısı geçirmediği ile ilgili bir konu varken yani böylesine bir mühendisliğin bu araca entegre edilmiş olması ben geçirmeyeceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanda göreceğiz. Bu videoyu ileriki bir tarihte izliyorsanız bu araçtan varsa sıcakta ne oluyor bizlerle peki, paylaşırsanız ısıyı sevinirim. Peki anlatıyorsun. Işıkla ilgili ne oluyor? İşte ışıkla ilgili kendi tecrübemi söyledim. Yani yolda gelirken İstanbul'dan buraya gelirken hiçbir sıkıntı yoktu. Yani güneş seni o anlamda rahatsız etmiyor. Ama mesela biz çocuklar uyuyacağı zaman arabanın içinin kararmasını tercih ediyoruz. Her zaman perde evet. Kapanıyor ve buralarda da ya da var mı belki buraya da uygun öyle bir şeyler vardır. Ya çünkü yani bir şey yapılır mesela... Yani bir dakika burada çareler tükenmez yani evet dediğin gibi buraya böyle vantuzlu bir tane şey perde yapabilirsin kendin ama o anlamda bir şey yok yani karartma ile ilgili burada bir opsiyonun yok. Bu şekilde böyle bayağı ne diyeyim buraya gökyüzünü tam panoramik anlamda görüyorsun. Arkası arabanın çok rahatmış. Seyahat ederken mesela süratlerde yükselme açısından çok mu hızlı gidiyorum? Daha sürüşe geçtiğimizde mi konuşuyoruz? Onları sürüşte konuşuruz. Ben de uzun yol tecrübelerimi paylaşırım. Şimdi sen buradaki izlenimlerini bizimle paylaş. Benim kullandığım Tiguan'dan pek de bir farkı yok. Onun da arkasında böyle masa vardı. Hı hı. Yani bana içine baktığında çok yani bir hafif ticari araç bilmiyorum. Daha mı acaba insan demode olmasını bekliyor ama bunda öyle bir his olduğunu söylüyor. Bunlar zaten o anlamda gerçekten bayağı bineğe benziyor. Peki şunu soracağım sana. Şimdi senin yan camın açılmıyor. Bu senin için bir olumsuzluk teşkil ediyor mu? Yani şu anda yasak olduğu için açmak istiyorum. Ama nasıl yoksa, yasak? Yani açamayacağımı bilmiyorum. Ha, yani yok açmak öyle bir seçenek olmadığı için. Bunu da evet. Açamıyorum. O yüzden şu an bir klostrofobi başlattı bu bende. Onu fark etmeden önce daydık. Ama dersen ki arkada oturan zaten bizde çocuklar oturduğu için genelde ne kadar camlarını açıyoruz? Aslında pek de açmıyoruz. Doğru. Yani trafikte de uzun yolda da aslında pek cam açmıyoruz. Evet peki şunu sorayım yani rakiplerinde varken yani PSA grubunda, Rifter'da, Berlingo'da falan varken bunda olmaması bir satın alma aşamasında etkili olur mu yani arka para camların konuşur. Açılmıyor? Para konuşur.
Okey. Fiyatlara Para konusunda. geçtiğimizde konuşalım. Tamam, para da onlar daha uygun. Bak bir şey daha göstereceğim sana. Senin en sevmediğin şey var ya, bu arkada çocuk kilidi. Hani benden istiyorsun ya böyle anahtarı açtın mı kapadın mı diye. Bak şimdi sana şunu göstereceğim. Şuradan tek dokunuşla açmaya çalış kapını. Açamıyorsun bak. Bu benim hakikaten çok hoşuma gitti. Bunun Çünkü her arabada olması lazım kesinlikle. zaten. Kesinlikle böyle olması lazım. Yani o çok demode kaldı. Yani anahtarın şeyini çıkart, sustasından çıkart. Buradan böyle onu aç kapa falan gerçekten çok ilkel. Octavia'da da vardı bu. Onda da çok Diskoda da beğenmiştim. böyle değil mi? Ne yazık ki. Nasıl açamıyorlar ama diskoda kilitlediğin zaman? O camlar için. Cam açma için. Bu kapı kilidi. Ama ne yapıyorsun diskoda o zaman? Nasıl açmıyor çocuklar? Manuel mi Tabii. kapatıyorsun? Onları tabii ben, o işleri tabii Tamam, ben satalım bunu bunda. o iş o görevleri ben üstlendiğim için tabii sen çok bilmiyorsun. Ne yazık Evet. ki, çok şükür. İyi, ben rahatım, o yüzden Rahat geçiyorum mısın? gördüğün gibi Tamam. önünü. Ama bence geçelim artık. Biraz da sürüşten bahsedelim. Böyle ne dersin? Tamam, gel. Koltukların bu arada bak çok Kapı detayı var. açtım. Sırtlıkları yatıyor, dikleştiriliyor falan. Yani burada Onları sen bak anlat. şu var. Bak ben mesela gelirken bilgisayar açtım burada. Çünkü Priz mi? aynen öyle priz var burada. Süper. Ayakkabıların da çok şıkmış Ebru. Teşekkürler. Şunlar birazcık böyle çok şık durmuyor yani, ama ne yapalım. Hadi bakalım gel direksiyona. Burada cep de varmış Var tabii ayrıca. olmaz mı? Güzel. Şeylerde, aşağılarda çekmece var mı ön koltuklarda? Bak bakalım. Valla Volkswagen'de, yani Tiguan'da en sevdiğim şey Bak oydu. bakalım. Ben şunu söyleyeyim mesela, bunu testte de söylemiştim Instagram'dan paylaşırım diye. Bu koltuğun uzun yol konforunu, yani hakikaten 700 kilometre yol geldik. Tamamını ben kullanmadım. Belli bir kısmını kullandım ama samimi söylüyorum, koltuğun sırtlığı hakikaten çok rahattı. Yani bu AGR sertifikalı Ergo Comfort Varmış. koltuklar çok rahat. Nasıl? Varmış. Bu bence muhteşem bir fikir. Bunu da herkes yapmalı. Yani en Öyle mi? azından yüksek araç olan. Hı. Bu arada arkada şaft tüneli yok denecek kadar az. Evet. Ama hatırladığım kadarıyla Rifter da daha küçüktü. Bununki biraz daha büyük. Onları da getirmen lazım. Şu an çok ilgimi çekti bu hafif ticari konusu. Ciddi misin? Yani şu anda Bu arada arabanın kuru... gerisini görmesem Hı. bayağı İçiyle binek ilgili arabası. izlenimlerin öyle. Yepyeni, pırıl pırıl görünüyor. Öyle. Piyano black. Yani şöyle söyleyeyim, hatta yeni nesil Golf 8 ile baya baya benziyor iç mekanı. Burası falan da çok iyi. Ha. USB girişleri. Ama Tabii elektrikli şarjı yok herhalde, telefon yok ve şarjı. oraya benim telefonum sığmıyor biliyor musun? Telefonu değiştireceğim. Araba daha masraf. Şu, bu olmasa da olacak artık herhalde. Sonunda vites koymayacaklar Yani arabaya. sadece düğmeyle bile olsa olacak. Bu ne ya? Ne? Küllük. Sigara mı içiliyor hala İçmiyorsun. arabalarda? Bozuk para için Bak diyorum ben burada ona. da bir tanesi alçak, bir tanesi yüksek. Evet. Peki şurada niye anahtar işareti var? Eğer ki anahtarın pili biterse, yani arabayı çalıştırmak için immobilizer, bunu buraya koyuyorsun ki o oradan anahtarı tanıyıp marşa basınca çalıştırabiliyorsun. Peki geçen hafta Peugeot'da acaba arkadaki mi alçak? Böyle miydi o da? Bilmiyorum Detaylarda boğulma diyorsun. Ben bu Bu. arabayı kullanmaya ehliyetim var mı? Aa, ehliyetim yok yanımda. Bravo. Ona ihtiyacımız var. Hadi ehliyetini kap ve bence Ama ufaktan ben yani kendi normal araç ehliyetimle bunu kullanabiliyorum, değil mi? kullanabiliyorsun. Yani aslında SRC belgesine ihtiyacın var ama biz bunu ticari olarak kullanmıyoruz. Hususi olarak kullanıyoruz. O yüzden muhtemelen bir sıkıntı yaşamayız. Yani ama Ne demek muhtemelen ya? Benim üçüncü videoda yine polisle başımı bilmiyorum yani. belalıyorsun. Bakacağız, göreceğiz. Hadi deneyeceğiz. Yani biz geldik, bir şey olmadı. Hatta Bodrum girişinde dün gece çevirdi. Normal GBT'mize baktı. Bir şey sormadı. Ama bildiğim kadarıyla yani bu aracı ticari kullanıyorsan, bir yük taşıyorsan, o zaman muhtemelen sana diyecek ki kardeşim sen hangi ticari faaliyeti sergiliyorsun? O yüzden Peki göster bakalım insurance belki. bağlantıları falan Var. mı? Var var. Ben onları testte gösterdim. Artık testi izlesinler. Biraz Ortaya da herhalde üçüncü kişi oturabiliyor gidebilir. çünkü bunlar da evet yani bunun şeyi geniş. Omuz genişliği bayağı iyi. Yani iki çocuk koltuğu koysan ortada biri oturabilir. Alınır ya. Ne? Gerçekten. Bir gideyim, Sattın. bir kullanayım bir de. Arabayı sattın. Ama bir dakika dur. Şimdi bak. İçinde gel. Çık bakayım Evet, dışarı. Gel gel. bir Gel. hayal kırıklığı olacak Gel bir ama. dışarı gel bakayım. Bir kere mi? Mavi hiç değil. Değil mi? Yani madem böyle bir çok tipli olmayan bir araba alıyorsun, Evet. bari kamufle ol biraz, siyah falan al yani. Gidip bir de bağırmana gerek yok yani. Burada tasarım ve renkle değil yani. Bu konu kullanışlılık üzerine kurulu. Evet. Ve Ya genelde zaten inşallah erkekler kimseyi de ona üzmüyorum bakıyor. bu dedikten
ederim. Erkekler de ona bakıyor ve kadınlar da. Yani inan bana mesaj atanlar oluyor biliyor musun Ebru? Diyor ki abi ya karımı ikna etmem lazım. Yardımcı ol ne diyelim diye. Yani kadınlar tabii ki estetiğe önem veriyor. Biz erkekler biraz daha kullanışlılığa tabii ki. O yüzden Porsche kullanıyoruz. Biz kullanışlılığa önem verdiğimiz için aşkım, estetiğe değil. Allah aşkına yemin ediyorum kullanamıyorum. Yani şöyle düşün bu hafta otoparkta onu da yazdılar. Yani E-Coupe duruyordu, 208 duruyordu, kedi duruyordu. Ben o gün kediyle 200 kilometre yaptım. Kedi deyince de ismi bir tatlı geliyor kulağa ama sempatik. Kedi aslında kedi değil mi? Bence artık direksiyona geçme zamanı Ebru video. Bu video da benim testlerim gibi bayağı uzun olmaya başladı. Ama çok yeni bir şeyle beraber olduğum için yani ve ilk defa gördüğüm için ilk karşılaşma eğlenceli oluyormuş. Kesinlikle. Normalde böyle biraz daha ya görmüş oluyorum ya gezmiş oluyorum. Şu anda her şeyi oyuncaklı geliyor. Yani dediğim gibi tasarım yine belki tasarım da güzel. Yani kötü bir şey ya Volkswagen işte yani. Öyle de denmez tabii ama. Ya Volkswagen'e benziyor. Sen ne demek istedin ki yani orada? Ne demek istedin yani? Falan böyle. Şurada Volkswagen logosu var. Bir zahmet yani. Aa, niye BMW logosu koymadınız oraya? Hayır ya böyle. Tam anlatamadım demek. Sen ehliyetini hadi lütfen ehliyetini al geçelim. Hadi hadi lütfen. Hadi. Yani böyle düz anlatabiliyor muyum? Anladım her hadi. Şeyi? Yani hadi. Biraz monoton bir tasarımı var yani. Bundan da onu bekleyeceğim. Ehliyetini al gel hadi. Bir şey daha söyleyecektim lafımı unuttum. Gelir mutlaka yolda. Hadi. Bye. Yola çıktık. Bu sefer ehliyetimizi de aldık. Bütün maceralara hazırız. Evet, ilk izlenimler. Kullanması çok rahat. İlk izlenim bir kere çalıştırdığım zaman arabayı. Göstergeler, dijital göstergeler ve ön panel. Yani hiç böyle hafif ticari falan değil. Gayet modern, son teknoloji. Şahane görünüyor. Mavi renkli araba sağ olsun. Ya C5 Aircross'u değiştirmişsin kırmızıya. Bulamadım da değiştirecek yeri. Biraz adını andım geçen gün. İyi yaptın. Çıkmayacaksın herhalde. Hafif ticari çıkma. Partner. Bak bir şey diyeceğim. Bir şey kullandığın zaman algıda seçicilik acayip oluyor. Şu anda. Bütün hafif ticari. Bak hepsini herhalde. Göreceksin. Bak evet. Hepsini göreceksin şimdi. İnceliyorum çünkü ilgimi çekti. Al. Kim bunlar? Evet Kangoo var mesela. Evet. Ama bakıyorum bazıları böyle şey böyle kapı açılan minibüs gibi olmasın yani. Bunun güzel arka tasarımını çok beğendim. Şimdi dürüst olalım. Evet. Şöyle bir sığ algı var herkeste. Kullanışlılığa değil. Ben bunu ilk Porsche'da söylemiştim. Sen hatırlıyor musun? O zaman senin arabanla değildik de galiba hani aramızda mı konuşmuştuk? Kanallardan ne? Birinde mi? Onlar biraz karıştı. Ortaköy'de o camlı vitrinlerin önünden geçerken... Şu karşıda ne oluyor geçerken, acaba ya? Bir şey diyeceğim o şey, tepelerde. Öyle mi? Evet, Ortaköy'ün köşelerinden var. Geçerken... Ortaköy ne köşesi? Ortaköy'ün vitrinlerinden geçerken... Evet. Arabaya böyle bakıp kendimize içinde ne kadar güzel göründüğümüzü düşünmüştük. Ben evet. De sana demiştim ki... Yani hiçbir zaman dışarıdan kendini o şekilde görmüyorsun ki. O bir fotoğraf. Ya o zaman al salonuna koy arabayı eğer öyleyse. Yani eğer izlemek istiyorsan. Ah öyle bir imkanım olsa keşke. Al işte. Şu anda var ya otomobil adamlar. O kadar para verip sana obje alacaksan ben sana alacak bir sürü güzel yok sana ama... eseri bulabilirim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol ama bir şey diyeceğim. Bu yangın değil ya. Sis var galiba şu anda öyle dışarıda. Sis mi olur ya? Evet galiba bir sis çökmüş. Çünkü denizden yangın gelecek hali yok. Çok acayip yangına değişik. Yangına da gidiyorsak körükle gitmeyelim istersen. Gitmiyoruz. Dönelim. Yok yok sis var. Aynen. Peki. Ben biraz şeyden bahsedeyim bir dakika, mi? Hayır, ben diyeceğimi bitireyim sonra. Bitirmedin, doğru. Şöyle, ama biz maalesef dışarıdakilerin ne düşündüğünü, dışarıdan nasıl göründüğümüzü... Önemsiyoruz. Önemsiyoruz yani. Evet. O yüzden de belki böyle bir aracın içinde görünmektense... Daha böyle sportif olsun. İhtiyaçlarımızı karşılamasa bile aynı fiyata alabileceğimiz daha binek bir aracı tercih edebiliyoruz. Bu aslında ne kadar yanlış bir algı. Yani burada kendim de bu gruptayım. Hı hı. Yani sen diyorsun ya kadınlar estetik bilmem öyle değil yani. Herkes bu bir insanlık hali işte. Sonuçta zaten ya komşunun bakıp amca yani öyle bir şey oluyor bilmiyorum çok kötü bir şey. Ben hayatımda hep bunu değiştirmeye çalışıyorum. İnsanların ne düşündüğünü önemsememeye çalışıyorum. Hele ki bu sosyal medya işi yapan insanların muhakkak bunu uygulaması lazım. Ama genel böyle. O yüzden de şimdi bu aracı dış görünüşünden dolayı önce tercih etmezsin. Çünkü içinde bence kusursuz yani. Çok haklısın. İçi gayet başarılı ama tabii şöyle farklılıklar da var. Onu da ben söyleyeyim. Yani
görünüm olarak okey ama araç tabii bir ticari araç olduğu için yani belli malzeme kaliteleri olsun, sürüş farklılıkları olsun hiçbir zaman bir kompakt SUV konforunu sunmuyor sana. Artı tabii belli farklılıklar da var. Hız limitleri bunun daha düşük normal binek otomobile. Kusura muayene. Bakma, yola bakmaya çalışıyorum. Bak tabii bak siz. Aynen. Bu arada şunu gösterebilirim. Bak şurada sol tarafta sizleri duvarda. Sizleri yaksam kısacağım. Evet hayır yakabilirsin. Orada bak front yazıyor ya. Görüyor musun onu? Evet ona bastığın zaman o değil öbür fronta basacaktın. O cam rezistansı. Evet. Sol üstteki fronta basarsa. Evet. O mesela şu anda farlarımızı. Ben hiç kullanışta olmamış onların orada olması. Öyle mi? Çünkü yola bakıp bir yandan oradan onları seçemiyorum. Yani elim alıştıktan sonra belki ezberden basarım da. Geçiş otomobilleri daha, geçiş onu söylüyorum. Yani bunlar eskiden daha. Dokunmatik gibi olmuş ya. Evet. Halbuki onlar bence tuşlu olsa daha rahat halledersin. Peki. Ben söyleyeceğime devam edeyim. Yani tabii belli farklılıklar var. Her sene mesela bu aracı muayeneye sokman lazım. Diğer binek otomobiller 2 senede bir köprülerden giriyor. Köprülerden geçebiliyor musun? Köprülerden geçebiliyorsun. Bunda mevzuat değişmiş. Bu da otomobil gibi sınıf 1 diye geçiyor. Mesela 1. köprüden geçebiliyorsun bununla. Bunun en büyük avantajı ÖTV'sinin düşük olması. Yani bu araç 2 litrelik motora sahip olmasına rağmen yine de %15'lik bir ÖTV diliminde. Bu sayede zaten fiyatı uygun oluyor. Hani biliyorsunuz elektrikler de %15'ti. Son dönemde güzel bir zam geldi. Umarım bunlara gelmez ama geleceğini de düşünmüyorum. Çok. Ama geleceğini düşünmüyorum çünkü yani burada sonuçta bunu yapamazlar diye düşünüyorum. Burada çünkü çok büyük bir kitle var. Hobiler var. Hız limitleri biraz daha düşük. Yani yaklaşık %10'u daha düşük gibi düşünebilirsin. 90'lık yerde 80, işte 120'lik yerde 110. Uzun yolda bu bir problem yarattı mı? Yani tabii onlara dikkat etmen gerekiyor. Önemli bir kriter yani. Çünkü özellikle biliyorsun benim hesapladığım o Germencik'ten Işıkkent gişelere gittiğimiz yer. Şimdi onu 120'ye göre hesaplıydı o. Bunda öyle bir hesap yapmadım ama zaten oradan da gitmedik. Bu sefer seninle girdiğimiz o İzmir trafiğine akşamüstü girmedik. Takipçilerin bana söylemiş olduğu o diğer Kemalpaşa'dan Torbalı kaçını denedik. Çok iyiydi. Bunu da Instagram'dan yazmışsınız. Geri bildirimimi yapayım. Gerçekten çok iyiydi ve yolun güzelliği de yani bir yerde böyle tırmanma, dağ yolu, iniş falan hakikaten orada araç sürmek keyifliydi. Bu arada bastın mı gidiyor araba? Öyle bir bassana şöyle bir hafif bir bas bakalım şöyle. Bir tane araba. Ha, evet tüh. Tüh. Onu atlatmamız da zor olacak bu sollamalı yerde ama. Ne oldu? Lütfen aracı şeritte sürün diyor tık diye uyardı seni biraz dışarı kayınca. Öyle şeyler de var yani. Olmaz olur mu? Kör nokta uyarı sistemi var. Demin o senin aynada burada sarı ne yanıyor dedin çekime başlamadan önce. İç mesele. Tasarıma sik. Bas bakalım bir bas bakalım. Bas. 100. Bas. Vallahi maşallahım var. Gol verilirse oynarım ben. Uzun yolda üzmedi seni. Vallahi hiç üzmedi. Yani gayet rahat geldik. Bununla ilgili de zaten test videosunda da söylemiştim. Yani hani uzun yol izlenimlerimi daha sonra paylaşırım diye. Koltuk çok konforluydu. Onu belirteyim. Ayrıca uzun yolda yani hakikaten yüksek süratlere de çok rahat çıkabiliyorsunuz. Ama araçtaki benim en büyük eleştirim, bunu testte de söylemiştim. Yalıtım konusu. Yani yine aracı şeritte sür diyor. Yalıtımı zayıf. Yani 120-130 kilometrelere çıktığın zaman ki diyebilirsiniz ki o zaten bu aracın limitlerinin üstünde ama hakikaten biraz fazla rüzgar sesi geliyor. Direksiyonu çekiyor kendiliğinden. Çekiyor tabii çünkü evet, şerit takip asistanı var bu arabada ekstra. Yalıtımı şu anda bu süratte 80'le gidiyoruz. Şimdi bile biraz bir şeyler hissediyorsun. Ya benim kesinlikle bu arada, rakiplerini incelemem lazım. Bayıldım ben bu işe. Daha önce niye kullanmamışım ki? Bu arada ben de şunu söyleyeyim şu an ilk tecrübe olarak. Aracın içi karanlık. Yani bu cam tavan görüntü olarak güzel ama güneşin rahatsız edeceği bir durum asla yok. Öyle değil şu mi? Şu anda günlük güneşi. Biz dün ya gelirken de güneş geldi. Güneşin üstümüze yani tepeden vurduğu esnada hiç öyle bir sıkıntı yoktu. Rakipleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Rifter'ı kullandım. Rifter'ı hani çok beğeneceğine eminim. Hani bunun bu oyuncağını gördükten sonra Berlingo'yu ben de kullanmadım. Ben de kullanmak istiyorum. Merak ediyorum. İlk fırsatta onu alalım. Onu bir inceleyelim. Ay evet hadi. Benziyordur. O zaman ben demin şunu denemeye çalışıyordum. Volkswagen işte derken. Aslında
hangi markanın tarzını beğendiğinizle alakalı. Yani hafif ticari bir araç da alacaksanız büyük ihtimalle ben Berlingo'yu kendi arabama yakın bulduğum şeyleri olacağı için daha çok beğeneceğim diye düşünüyorum. Daha oyuncaklı gözüküyor, daha renkli gözüküyor zaten. Orası öyle. Bir de yani tasarım olarak da hani şimdi Passat kullanan biri eğer iş için ya da böyle bir araca ihtiyacı varsa doğru. Gelip bunu alır herhalde doğru. Yani Berlingo'ya bakmaz bile doğru. Belki. Ama yorumlarda çok şey gelmiş. Ben şaşırdım hadi onlara da. Hadi söyle fiyatları. Ben heyecanlandım. Dur şunu söylemek istiyorum. Çok şeylere şaşırdım yani. Ben YouTube videosunun altına, ilk karşılaşma videosunun altına gelen yorumlar baya yani hani kedi hiç yaramaz, Rifter çok daha iyi falan diye yorumlar vardı. Ben şaşırdım yani hani çünkü bunun acayip bir kitlesi vardır. Kedinin kitlesi. O yorumlar şaşırttı. Fiyat kısmına geliyorum. Şimdi bu araç en zengin donanımda 2 litrelik dizel motor. Yeni 2 litrelik dizel motor, 122 beygir güç, 320 Nm tork, 7 ileri yeni DSG şanzıman ve bu şekilde en zengin donanım paketiyle şu anda lansman kapsamında 279.900 TL sana. Sana olur bu. Niye ben? Esprisi. Ticari kullanacaksan farklı, bireysel kullanacaksan hayır, farklı. Hayır değil o iş, espri yapıyorum sana olur bu diye. 10.000 lira ekstra cam tavan var. Normalde 15.000 lira. O kesinlikle alındı ama. Normalde 15 bin lira, lansmanda 10 bine iniyor. Orada bir dezavantaj var, onu söylemem lazım sana. Cam tavanı aldığın zaman buradaki şeye sahip olamıyorsun. Normalde hafif ticarilerin en büyük şeyidir. Yani burada bir göz vardır, bayağı büyüktür ve oraya kullanışlık açısından eşyalarını koyabilirsin. Daha ne eşya koyuyorsun? Cam tavan aldığında bu gelmiyor. Artı cam tavan aldığında şunlar da gelmiyor. Testte söyleyecektim, unuttum. Normalde arka camlar açılmıyor ama tepede havalandırmalar var. Havalandırma menfezleri var. Caravelle'deki gibi. Öyle bir özellik var. Onları cam tavanına kaybediyorsun. Yani her güzelin bir kusuru olur derken cam tavanın kusuru da bu oluyor. İşte sana diyecektim ki 5 lira daha versem arka camlar açılır mı? Demek ki 10 lira az versem hava alabiliyormuşum. Evet. Yani ama camdan alamıyorsun ama tepeden alabiliyorsun. Öyle bir özellik var. 3500 TL'lik de metalik boya farkı var. Her ne kadar maviyi beğenmemiş, istemiş olsan da metalik boya istersen üzerine o da geliyor. İstemem. Başka ve... bir renk alabiliyorum. Valla çok rengi var. Çok almam, rengi var. Renkli almam. Almaz siyah mısın? Alırım. Lacivert böyle koyu lacivert tamam. Parçalı. Peki. Alt alta topladığımızda da 293.400 TL ediyor. Son söz. Son söz. Bitiriyoruz. Pahalıymış ya bu. Ben böyle 190-200 falan bir şey bekliyordum. O paraya şey veriyoruz sana. Arkası kapalı kasa veriyoruz sana. Ha? Tam böyle direkt yük taşımalık. Önde iki koltuk, arkada kapalı kasa. Öyle mi? Hem işte onun bir de ÖTV'si de daha düşük. %4 galiba ya da 5. Öyle bir şey. Peki rakipleri daha da mı pahalı çıkacak? Nasıl? Şeyler daha ucuz. Rifter'la Berlingo bundan daha ucuz. Tamam. Tabii. Onların en zenginleri 245-250 tamam. bin TL'lerde. Makul. Tamam. Hadi onlar meraklandırdık. Hadi. Yani fiyatı yüksek. Sonuçta o paraya neler alabiliyorsun? Yani binek otomobilde de sonuçta alırsın tamam, canım. Bu genişliği belki yakalayamayabilirsin ama yüksekmiş fiyatı şimdi. Kimse ucuz demedi zaten. O bir handikap. O zaman son söz olarak şunu söyleyelim. Söyle. Bak mesela şu an biraz zıpladığımızın farkında mısın mesela? Evet. Ki orada da araya gireceğim. Tamam son sözünü unutma. Yani bu araçta yeni MQB platformdan dolayı zaten testi izleyenler biliyor. Hani arkada artık makas yay yerine helezon yaylar var ve hem süspansiyon konforu hem yol tutuşu daha iyi ama yine de ona rağmen bir binek konforu yok. Son sözü alayım. Kediye teşekkür ederim. Hafif ticariye bakış açımı değiştirdiği için. Çünkü ilk defa bir hafif ticari araca biniyorum ve ben hiç olmaz gibi düşünüyordum. Yani hem kullanım olarak zorlanırım gibi geliyordu. Hem de yani ay içine bindiğimde böyle yani çok burun kıvırırım diyordum. Burun kıvırırım gibi geliyordu. Bak kendimi eleştiriyorum. Kötü bir düşünce tarzı. Fakat o konudaki bakış açımı değiştirdi. Ama şu anda duyduğum fiyatıyla ve tipini daha çok beğendiğim için Berlingo'yu görmek isterim. Rifter'ı da getirirsen görmek isterim. Ama erkeklere müjde. Yani bence bu videoyu kadın eşlerinize izletin. Evet, çünkü bence kadınlar tecrübe etsinler. Gayet de güzel alınır hafif ticari araç. Çünkü çok konforlu. Ben şu anda direkt hani aile arabası olarak düşünüyorum. Şahane, konfor ve kullanışlılık açısından şahane ama alternatiflerine bakalım. Biz biraz düşünelim. Ağzına sağlık Ebru'cum. Çok güzeldi. Çok güzel yorumlar kattın. Bence nefis bir video oldu. Yine uzadı ama
değecek bir video oldu. Çok da akıcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Das Auto.